Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü egzersiz videomuzun konusu pronomi diretti yani i hali. Yine cümleler üzerinden ilerleyeceğiz burada. Birinci cümlemize bir bakalım. Ci sono due penne nella borsa. Esserci konusuna bakmıştık. Ci sono ortamda var olan şeyi eğer çoğulsa kullandığımız haliydi. Ci sono due penne. İki tane kalem var. Nerede? Nella borsa. Çantada iki tane kalem var. İyi hali kullanmamız istendiğine göre. Poi portare. Getirebilir misin? Dolayısıyla ne diyeceğiz? Onları getirebilir misin? Onlar dişi ve çoğul olduğu için le penne. Le poi portare olacak. Yani ci sono due penne nella borsa. Le poi portare. İkinci cümlemize baktık. Se yani eğer cümlesiyle başlıyor bir şart cümlesi. Se non ascolti bene, eğer iyi dinlemezsen bir şeyi ekleyeceğiz buraya. Non parlo più con te. Non parlo più, daha fazla bir daha konuşmam seninle. O zaman ne diyeceğiz? Seninle bir daha konuşmam diye ben kişisine göre çektiğimize göre bunu eğer beni iyi dinlemezsen dememiz daha mantıklı olacak. Dolayısıyla nasıl yapacağız? Se non mi ascolti bene, non parlo più con te. Burada şunu hatırlatalım. Ne yapıyorduk bu pronomi diretileri? Cümlede iki tane koyabileceğimiz alternatif yer vardı. Ama ne zaman? Eğer cümlede iki tane fiil varsa, yani bir tanesi mastar halde olan iki fiil varsa iki farklı yere koyabiliyorduk. Eğer sadece bu cümlede olduğu gibi bir tane fiilimiz varsa tek koyabileceğimiz yer fiilin hemen önüydü. Yani ascoltinin önü. Bir üçüncü cümleye bakalım. Sizi dememiz bekleniyor. Dobbiamo portare, götürmeliyiz. A casa, eve, subito. Hemen eve götürmeliyiz. Yani sizi hemen eve götürmeliyiz dememiz gerekiyor. Dolayısıyla sizi neydi? Vi dobbiamo portare a casa subito. Mesela bu cümlede iki tane fiilimiz var. Birisi çekimli, dobbiamo. Birisi mastar halde portare olmak üzere. Aslında bunu bir de nereye getirebiliriz bu durumda? İkinci mastar halde olan fiilin e harfini atıp onun yerine yerleştirebiliyorum. Yani ne oluyor bu? Dobbiamo portarvi a casa subito. Bir diğer cümlemiz. Un panino. Avere cümlesi. Bir sandviçim var diyoruz. Vuoi mangiare? Yemek ister misin? O zaman buraya ne getirebilirim? Onu yemek ister misin? Sandviç, il panino, erkek ve tekil olduğuna göre o zaman ne diyeceğiz? Onu lo. Yani o un panino, lo vuoi mangiare dedik. Bir diğer cümlemiz. Franco bizi koymamız bekleniyor. Invita, davet ediyor. Alla festa, nereye? Partiye. Hangi parti bu? Di domani, yarının partisi. Yani yarınki partiye davet ediyor. Bizi koymamız bekleniyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Franco ci invita alla festa di domani. Yine burada sadece bir fiilimiz var. Invita. Dolayısıyla hemen önüne koyduk. O bisogno di te. Avere kalıplarından ne vardı? İhtiyacı olmak bir şeye. Avere bisogno di. Yani o bisogno di te dediğimde sana ihtiyacım var dedim. Quando, ne zaman? Posso vedere demişiz. Mesela burada yine iki tane fiilli bir cümlemiz var. İlki çekimli, ikincisi mastar tabii ki de. Buraya i halini nereye yerleştirmemiz istenmiş? Vedere, mastar haldeki fiilin e harfinin yerine. Şimdi sana ihtiyacım var dediğine göre seni ne zaman görebilirim diyeceğiz. O zaman oraya ti getireceğiz. Ho bisogno di te. Quando posso vederti? Dedik. Burada t'yi nereye alabilirdik bir de? İlk fiilin başına, yani quando ti posso vedere. O zaman vedere'yi tam olarak kullanmamız gerekecekti. Bir sonraki cümlemiz. Ci sono tre libri. Ne demiştik? Ortamda var olan şeyler çoğulsa ci sono diyorduk. Üç tane kitap var. Nerede? Sul tavolo. Su üzerinde ifadesi veriyordu. Masanın üzerinde. Quando, ne zaman? Leggi. Okursun, okuyacaksın anlamında kullandık bunu. O zaman onları diyeceğiz. I libri olduğuna göre birden fazla erkek ve çoğul. Dolayısıyla onları erkek çoğul olduğunda
Li olacak. Ci sono tre libri sul tavolo. Quando li leggi? Evet, sonra. Vuoi un caffè? Bir kahve ister misin? Karşı taraf cevap veriyor. Si, evet. Prendo, alırım. Ma, ama senza zucchero. Senza neydi? Sizsiz ifadesi ya da fiillerle kullanımda meden yani yapmadan, görmeden gibi kullanıyordu. Burada bir isimle kullandık. Senza zucchero, şekersiz. Yani bir kahve ister misin diyor. Karşı taraf diyor evet alırım ama şekersiz. Şimdi bu Türkçe'de baktığımızda aslında oldukça yeterli bu haliyle. Fakat İtalyanlar bu tip durumlarda mutlaka onu ifadesini koymayı eksik etmezler. Son derece kullanılan bir konu pronomidir etti günlük konuşmada. Dediğim gibi hani bizim Türkçe'de kullandığımız yerlerde kullanmanın haricinde aslında çok burada kahveden bahsettiğimiz çok net olmasına rağmen burada yine de onu alırım ifadesini koymaktan şey yapmıyorlar. Dolayısıyla ilk kafe erkek ve tekil olduğu için onu lo olarak gelecek bize. Ve ne olacak? Vuoi un caffè? Si, lo prendo, ma senza zucchero. Evet. C'è un film ma non vedo. Yine burada bir film var dedik ama izlemiyorum. Vedere'nin aynı zamanda izlemek ifadesi vardı. Perché leggo un film? Çünkü bir film burada bir yanlışlık olmuş. Onu bir düzeltelim tabii ki. Leggo un film olmaz. Leggo un libro olacak burası arkadaşlar. Çünkü bir kitap okuyorum. Dolayısıyla yine biraz öncekiyle aynı mantıkta bir film var ama onu izlemiyorum demek İtalyanların daha tercih edeceği bir şey olacak. Biz direkt ama izlemiyorum deyip geçebiliriz. Filmden bahsettiğimiz için il film erkek ve tekil. Dolayısıyla onu derken lo kullanacağız. C'è un film ma non lo vedo perché leggo un libro olacak. Yine düzeltiyorum buraya. Bir sonraki cümlemiz. Questa casa è vecchia. Bu ev bir eseri cümlesi. Bu ev eski. Perciò bu yüzden vogliamo vendere. Satmak istiyoruz. Yine aynı şekilde buraya bir onu ifadesi getirmek isteyecek İtalyanlar. Onu dediğimiz şey questa casa yani dişi ve tekil olduğu için bu sefer la'yı tercih etmemiz gerekecek. Questa casa è vecchia. Perciò la vogliamo vendere. Il tuo vestito è sporco. Yine bir essere cümlesi. Il tuo vestito neydi? Senin elbisen è sporco. Kirli. Neden değiştirmiyorsun? Yine bizim için oldukça yeterli. İtalyanlar için onu koyması ihtiyacı duyacakları bir cümle. Yine onu dediğim şey. Il tuo vestito yani erkek ve tekil bir şey olduğu için hop lo'yu kullanmam gerekecek. Yani Il tuo vestito è sporco, perché non lo cambi? Son cümlemize bakalım. Abbiamo molti soldi. Ne diyor? Bu da bir avere cümlesi. Çok paramız var. Çok paraya sahibiz. Ma, yine burada ma yerine ama yazmışım. Biraz dikkatsiz hazırlamışım galiba bunu. Kusura bakmayın. Ma olacak burası. Ma non spendiamo. Ama harcamıyoruz. Yine bizim için bu haliyle yeterli olmasına karşın İtalyanlar onları ifadesi vermek isteyecek. Onları dediğim şey isoldi erkek çoğulu olduğu için ne yapacağım? Li getireceğim bu sefer. Abbiamo molti soldi ma non li spendiamo ama onları harcamıyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ciao ciao.